Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba. Bugün Huawei'nin çığır açan ekran teknolojisiyle öne çıkan MatePad Pro 12.2 modelini detaylı inceleyeceğiz. Hazırsanız bu tabletimizin sunduğu yeniliklere ve performans özelliklerine hep birlikte göz atalım. Öncelikle tabletimizin tasarımından bahsedelim. MatePad Pro 12.2 bizi ince çerçeveli bir ekranla karşılıyor. Altında bir klavyesi mevcut. Klavye sayesinde ekranı klavyeyle de kullanabiliyoruz. İki kamera arka tarafta, ön tarafta ise bir kamera görüyoruz. Bunun dışında bir de kalemi mevcut ve bu kalem sayesinde ekran üzerinde yazı yazabiliyoruz. Aynı zamanda kalem için küçük bir saklama alanı da mevcut. Bu sayede aslında çok kompakt bir tasarım görüyoruz. 5.5 mm kalınlık, aslında incelik demek daha doğru olur. Gerçekten çok ince bir tasarımı mevcut. Aynı zamanda 512 gram bir ağırlığa sahip. Ekran teknolojisinden biraz bahsedelim. Göz sağlığını korumaya yardımcı olan PaperMate ekran sayesinde ışık parlamaları ve kırılmaları oldukça azalıyor. Neredeyse yok denecek kadar diyebiliriz. İnce çerçevelerinden bahsetmiştik. Bu sayede gövdenin neredeyse tamamı ekrandan oluşuyor. Oyun oynarken ya da film izlerken edindiğimiz keyif çok daha yükseliyor. 144 Hz tazeleme hızı, 2800x1840 çözünürlük, 2000 nit parlaklığa sahip tandem bir OLED ekrana sahip. 2880 Hz PWM dimming sayesinde yansımasız bir ekranımız mevcut. Bu sayede aslında kağıt benzeri bir etki alıyoruz ve bu da ekranı bir e-kitap okuyucu gibi kullanabilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda işlerimizi de güneş altında, dışarıda, açık havada yapabiliyoruz. Ürünle beraber gelen kalemden bahsetmiştik. Kalemin biraz daha detaylarına girelim. Nearline destekli 3. nesil M-Pencil bir kalem ile geliyor. Tablet bu kalem sayesinde bir not defteri gibi kullanılabiliyor. Ayrıca 16384 basınç seviyesi algılamayı destekleyen bu kalem GoPaint uygulamasıyla birlikte muhteşem çizimler yapmamızı da sağlıyor. Tabii tablet denince aklımıza şu soru geliyor. Bu tabletin oyun performansı nasıl? Çoğu tableti zorlayan Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Genshin Impact gibi oyunları en yüksek görsel ayarlarda akıcı şekilde oynayabildik ve ısınma sorunuyla da karşılaşmadık. Bir tabletten beklediğimiz en önemli şeylerden biri taşınabilir olması. 5.5 mm kalınlığı ve 512 gram ağırlığıyla neredeyse çok hafif ve çok kolay taşınabilen bir cihaz. Ekran teknolojisiyle birleştiği zaman sınırsız bir mobilite sağlıyor. Açık havada toplantıya girmenin zorluğunu bilenler bu tableti çok seveceklerdir. Taşınabilirlik dendiği zaman bataryası hemen bitmiyor. Tam 10.100 mAh dev batarya ve 100 watt supercharge hızlı şarj sayesinde neredeyse kapanamayan bir cihaz bu. Tabii tavsiye etmesek de 14 saat kesintisiz video izleyebilirsiniz. Aynı zamanda standby süresi tam 380 gün. Sonuç olarak MatePad Pro 12.2 aslında bir tabletin ve bir bilgisayarın en iyi özelliklerini bir araya alan kompakt bir cihaz. Bu kadar kusursuz cihazı Huawei bize ne kadara satıyor? En yakın rakibi iPad Pro'ya kıyasla sadece 1/3 bir fiyata sahip. MatePad Pro 12.2 PaperMate özellikli cihaz şu anda sadece 34.999 TL gibi çok uygun bir fiyattan satışa sunulmuş durumda. Üstelik 3 ay vade farksız taksit imkanı ile sahip olabiliyorsunuz. Bunun yanında 1000 liralık sepet indirimi, 6.998 lira değerindeki MatePad klavye ve M-Pencil, ayrıca 12 ay ekran hasar garantisi de hediye olarak geliyor. Bugün sizlere Huawei MatePad Pro 12.2'nin öne çıkan özelliklerini ve tabletle ilgili deneyimlerimizi anlatmak istedim. Eğer bu tablet hakkında merak ettiğiniz farklı sorular varsa videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz.